Türk askerinin Katar'da konuşlandırılmasıyla ilişkin kanun tasarısı meclisten geçti. Bakalım birçok ülkeyle diplomatik ilişiği kesilen Katar'a Türkiye'nin destek vermesiyle ilgili vatandaşlar ne düşünüyorlar? İzleyelim. Çok yanlış düşünüyorum. Neden? Neden? Katar dünyaca terör örgütü, terörü destekleyen bir ülke olarak tanınıyor onun için. Verilmemesini düşünüyorum. Yeter artık yani, Suriye'yi de oydu. Başına her gelen ülkeye biz mi koşacağız? Bize kim koşuyor? Hiç kimse. Yani bize mi kaldı Katar? Şu anda Samsun'umuzun bugün 5. şehidi, biliyorsunuz mu? Evet. Samsun'a yani bir haftada 5. şehit. Tabii ki vatan için ama Suriye'de de çok büyük şehitler verdik. Bize çıkar ne? Ve Suriye halkı, gençlerine bakıyorum. Şu çiftlikte, Gazi Caddesi'nde yere geliyor. AVM'lerde oturmaya yer bulamıyoruz. Geziyorlar toprakları için. Hiçbir şey yapmıyorlar ama bizim askerlerimiz gidip orada ölüyor. Evet. Niye ölüyor? Şimdi bir de Katar çıktı. Artık bir ay sonra başka bir yer çıkar. Yazık, günah yani. Valla diyorum, televizyonda gördüm, gazetede okudum. Yani hoş bir şey değil. Evet. Neden öyle düşünüyorsunuz? Niye bizim bu zamana kadar olan bir sürü Araplarla ilgili sorunlarımız vardı. Hiçbiri hallolmadı. Katar kim ki biz Katar'a destek vereceğiz ya da Katar'dan bir şey bekleyeceğiz? Şimdi bu biraz geniş kapsamlı bir cevap verilmesi gerekiyor. Yanlış bir cevap vermek de istemiyorum ama tabii ki yardıma ihtiyacı olan tüm ülkelere yardımda bulunmak gerekir. Türkiye'nin başından da böyle bir felaket geçebilir. Genel olaraktan düşünmek lazım. Yardım biraz farklı bir şeydir. Yapılması gerekli bence. Ben şunu söyleyeyim. Atatürk'ün bir sözüyle buna cevap vereyim ben. Atatürk diyor ki, Araplarla dost olun ama onların arasında bir tercih yapmayın diyor. Anladım. Karışmayın diyor. Karışmayın. Teşekkür ederim. Ya, yayınlamayacaklar ama söyleyeyim. Bir takım insanları, bazı akçelerini kurtarmak için yapılan yardımı kabul edemiyorum. Atatürk ne demiş? Arap'tan uzak duracaksın, Rus'tan kızdırmayacaksın. Biz aksilerini yapıyoruz hep. Allah sonumuzu hayır etsin. Vallahi sadece dün akşam izledim bunu, evet, haberlerde. Çok mantıklı bulmuyorum. Evet, birçok şeyi zaten mantıklı bulmuyorum. Derine girersem iyi şeyler söylemeyeceğim. Katar'a destek vermesi konusunda ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu siyaset pek konuşmak istemiyorum. Bu ülkede çünkü yapılanlar ortada, görüyorsunuz malum. Yani ne kadar destek verilse de ben benimsemiyorum. Ya çünkü biz önce kendi öz içimizde, yani milli sınırlarımızda bir şey yapmamız gerekiyor ki sonra biz diğer ülkelere yardım edelim. Müslüman ülke tabii ki versin. İlk önce kendi ülkemize bir çeki düzen verelim askeri anlamda. PKK'yı yok edelim mesela. Ondan sonra diğer ülkeleri düşünürüz. Tabii ki evet, diğer ülkelere destek vermek her ülkeye her açıdan iyi ama ilk önce kendi içimizde halledelim. Ben o konuda pek iyi düşünmüyorum. Yani gereksiz buluyorum. Gereksiz. Neden? Yani neden öyle düşünüyorsunuz? Ya bizim Türk askerimiz niye başka ülkelerin topraklarını koruyacak ki? Evet. Katar asker desteği. Menfaatimiz varsa doğru düşünüyorum. Hani illa Katar'da çünkü para var. Bizde de askeri güç var. Evet. O yüzden karşılıklı iletişim olarak bence mantıklı olabilir. Çünkü Katar'da para gücü var. Bu devirde de askeri güçten daha önemli para gücü olduğu için bence mantıklıdır. Anladım. Sizce? Menfaatlerimiz için bizim askerimiz ölmemeli. Anladım. Bu kadar basit. Orası yani. Öyle tabii. Vallahi ben doğru bulmuyorum. Çünkü artık Türkiye olarak komşularımızla birisiyle dahi iyi bir durumda değiliz. Şimdi Katar'a terörle ilgili bir durum var. Biz buna bulaşmasak Türkiye olarak daha iyi olur. Zaten bizim başımız sıkıntıda, Güneydoğu'da olsun, komşu ülkelerde olsun sıkıntı yaşıyoruz. Bir de şimdi Katar'a askerimizi gönderip lejyoner asker gibi, paralı asker gibi duruma düşürmemek lazım. Ben doğru bulmuyorum. Ortadoğu'da Türkiye yalnız başına kaldı. Bir Katar'ın da yani bize vereceği destekle bu işin yürüyeceğini Amerika'ya karşı. Bu Amerika'nın bir oyunu. Kim ederse desin bunu bozma şansımız bence de sıfır. Aynı şekilde bizim Katar'la hiçbir ilişkimiz olmaması lazım.